Evet, ikinci evime hoş geldiniz. Hemen kapıdan hiç sizi daha içeri girmeden, yormadan şurada hemen bir görüntülü özelliğimizden, ekranımızdan bahsedeceğim. Akıllı ekranımızdan. Birisi geldiği zaman kurye arkadaşlarınızla görüntülü diyafondan arıyorlar. Sizler de görerek ve konuşarak onlara sizin izniniz dahilinde içeri girebiliyorlar. Yani buradan da birçok özelliği, evimizle alakalı özelliğe ulaşabiliyoruz. Evet. Akıllı bir özellik yani. Burada da bizim ayakkabılıklarımız. Hemen şöyle sizleri böyle alayım. Kapımızı kapatalım, onları da rahat rahat bakalım. Hemen burada direkt girer girmez antremizde böyle dolaplarımız var. İçine böyle baksana Gülsüman diyeceğim ya sana. Oğlum ve gelinin için lütfen. Evet, geniş, kullanışlı. Evet, evet geniş. Ayakkabılık iki kişi için bence ideal büyüklükte. Evet. Sen ne diyorsun? Bence de yeterli aslında. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen böyle salonumuza doğru gidelim. Gidelim. Oradan da devam edelim. Gidelim. Olur mu? Olur. Çok heyecanlı. Bir Amerikan mutfağımız ve salonumuz bizi karşılıyor. Yani benim bildiğim sizin nişanlınızla mutfağı seviyorsunuz. Hiç yorum yapmıyorsunuz. Ya İrem Hanım, ben aslında yemek yapmayı çok severim. Mutfakta evet. Zaman harcamayı da çok severim. Süper. Fakat buraya gelince bir şey fark ettim. Ankastra yok, ocak yok. Çok güzel çünkü bunların hepsi yeni takılacak. Sadece buzdolabı zaten yeri burası. Buzdolabımız sizinle beraber geliyor. Onun dışında yeni takılacak ki zaten evimiz de yeni bu arada. 0-1. Bakabilirim evet. Değil mi? Dolaşabilirim. Ay, bayıldım yani. Bakın sağır mısınız? Nasıl? Geniş ve güzel, kullanışlı. Evet ama bir tek sorunumuz var inanın. İrem Hanım, özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ne için? Ben açık mutfaktan hoşlanmıyorum. Sıkıntım oluyor benim o. Aslında İrem Hanım şöyle bir şey var. Annem yemek yapıldığı zaman yemek kokusunu insanlar rahatsız etmesinden evet. Çekiniyor. Yayılıyor ya evin içine falan böyle i̇şte. O yüzden. Hem yani ama karşıdaki camın ve camın büyüklüğüne bakar mısın Gülsüm? Evet. Oraya hafif böyle üstten bile açsan bütün kokuyu alır o. Evet. Hiç öyle düşünme. Düşünmek lazım, değerlendirmek evet. Lazım. Evet. Mobilyalarınızı aldınız mı? Mobilyaları kısmen aldık ama tabii şimdi evi daha seçmediğimiz için çok da böyle kesinleştirmedik. Haklısınız. O zaman inşallah nasip olur da böyle bunun renklerine mutfağı da uygun. İnşallah. Gerçekten güzel. Çok çok güzel. Koltuk takımlarındasınız. Renklerine uyumuna bayıldım gerçekten. Güzel. Ben bunu beğendim. Güzel. Sadece açık mutfakta biraz. Biraz. Orada takıldım sadece. Olsun, ben gönlünü alırım. Ama şimdi. Yine de Gökçe'ye kaldı yine de. Yani oğlumla Gökçe'ye kaldı. Tabii yani. Ki de. Şimdi hem şuradan bir camdan bir çevremize bakarız. Hem bir salonumuzu bir daha biraz daha inceleyelim. Ondan sonra zaten konuşuruz onları. Tamam. Olur. Sen de nişanlına çekip arada. Atarsın ben fotoğrafları. Hep bilgi veriyorum zaten. Süpersin o zaman yani, böyle buyurun. Bizle beraber gibi. Evet böyle boydan boya camımız var. Evet. Böyle büyük buradan böyle mutfağımıza doğru giden de 20 metrekare bir salon büyüklüğümüz. Aklıma bir şey takılıyor. Lütfen. Bir şey soracağım şimdi. Hani boydan boya ya burası. Hı. Cam. Hani kışı soğuk olur mu? Bunun hemen masrafı. Geliyorum. Evet. Masrafına hiç gerek yok. Şuradan baktığım zaman bir kalanını görüyorsunuz değil mi? İçinde ses yalıtımı ve ısı yalıtımı var. Hı-hı. İsterseniz biraz camı açayım. Sadece ses yalıtımından bile anlayabiliriz bunu. Bakalım lütfen. Oh. Evet. Bayağı fark ediyor yalnız. Ya. Evet. Ondan dolayı içiniz rahat olsun. Hı-hı. Yaz, kış hiçbir şekilde böyle faturayla böyle sizi yormayız. Tamam. Yani biz size soğukluk yaratmaz burası. Şimdi evimizi gezmeye devam edeceğiz ve bir tane banyomuz var. Şimdi isterseniz yavaş yavaş salonumuzu da beğendiysek evet, odamızdan beğendim. Bir tanesinden başlayalım. Evet, ilk odamıza buyurun. Evet, burası da genişmiş, güzel. Evet, güzel. Yaklaşık 15 metrekarelik bir odamız. Hani ikinci odamız da var. Hangisi eve benim için uygun görürseniz, siz eşyalarınızı daha iyi bilirsiniz. Yani ona burası göre yatak odası olabilir. Evet. Buraya sanki gayet güzel olur gibi ama biraz da büyük geldi gibi bana sanki burası. Evet, biraz geniş, güzel. Yani geniş sanki olması güzel yani. Bir şey. Yani yatak odası gibi konuşuyorsun. Yok, yatak odasından ziyade oturma odası olsa sanki daha güzel olabilir burası. Nasıl arz ederseniz. Gökçe'yi gelinimle siz ayarlayacaksınız. Aynen. Yani ben aynen. Şimdi şöyle olsun desem yanlış olur. Belki o zaman yok, estağfurullah ama gelinime de Gökçe'yle. Uymayacak yani o zaman. Aynen öyle. Gökçe'yle konuşursunuz. Evet. Nasıl arz edersiniz? Buraların zaten fotoğraflarını ben satarım ya da siz çekersiniz. Salondaki gibi yine burada da, evet, diğer odamızda da boydan boya camımız var. Ama içim rahat şu anda çünkü cam çok
kaliteli. Evet, soğuk geçirmez diye. O direkt yüzden... soğuk geçirmez, evet. Sessiz görmüşsünüz. Sessiz geçirmiyor, yani. Gerçek, evet. Direkt yansıdı, evet. Yani ki, evet. Biraz böyle havalar da soğumaya ondan başladı. Ondan rahat yani şu anda. Ama şöyle zaten Güzme, hani havalar da biliyorsun biraz soğumaya başladı. Evet. Bak benim sesime. Evet. Bak benim sesime. O yüzden şu an evin içi sıcacık değil mi? Evet, çok sıcak. Ben çok sıcak gerçekten. Ben de yani yalan olmaz, her şey doğrudur, kefillidir. Beğendik mi odamızı? Güzel, ben beğendim. Sadece evimizde, tabii hani Allah korusun inşallah öyle bir şey olmaz ama bir yangın, bir duman söz konusu olduğu, evet, zaman hemen oradan, evet, su fıskiyemiz açılıyor ve yani bir güvenlikli canımız... Yani, güvenlik gerçekten, evet, güzel. O zaman? O zaman başka bir odaya geçelim biz. Canımıza geçelim. Bakalım. O zaman buyurun. Tamam. Buyurun, bu da ikinci odamız. Ya ben aslında diğer odayı görünce sanki burayı yatak odası yaparız diye düşündüm ama burası daha küçük geldi bana. Tahmin ettim size buranın küçük geleceğini. O yüzden ben de diğer odada hiç evet oturma odası olur demedim, fark ettiyseniz. Evet. Hani belki çocuk odası olabilir. Olabilir, neden olmasın? Bence yani. Yani şey olaraktan ikiz bebek olmasa da tek bebeğe yeter. Yok, ikize de yeter. Olur ya, kızacak en sonunda. Annem gerçekten çok feci torun istiyor benden. İki mi istiyor, üç mü istiyor, beş mi istiyor, gelinim anlayamadım ben artık. Gelinim duysam var ya Gökçe bana kızacaktır benim. Normal ama öyle oluyor zaten. İlk önce çocuğu büyütmek, sonra, aynen, evlendirmek, sonra artık torun aşamasına, aynen, geliyor. Sonra da zaten rahat bırakılıyor. Evet. Evet, bu odamız da bu şekilde. Yani şu anlık ama şöyle. Tabii biz bunlar gelecek hayalleri. Belki bir yatak, tek bir tane yatak. Hemen bu arkada bir boşluğumuz da var ya Murat Bey. Oraya böyle bir dolap, gömme dolap gibi yaptırabilirsiniz. Doğru. İsterseniz. İrem Hanım, bir de aklıma şöyle bir şey geldi. Hani çocuk olmasına gerek yok. Torun olmasa da yani o zamana kadar misafir odası olarak da kullanabilir. Aynen işte, aynen. Buraya tek yani bir tane yatağımız. Evet. Arkaya bir gömme dolap yapıldığı zaman. Evet. Hani siz ya da Gökçe'nin ailesi geldiği zaman en azından burada bir yatağımız olur. Evet. Yine tabii Gökçe'ye sorarız. Evin hanımı günün sonunda, evet, Gökçe. Ona, aynen, da sorarız. Aynen, aynen. Beğendik. Evet. O zaman banyomuza gidelim. Tamam. Ne dersiniz? Olur. O zaman sizleri böyle alayım. Tamam. Buyurun. Aynen. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Burası da banyomuz. Ooo, bayağı büyükmüş burası. Geniş ve güzel. Evet. Gerçekten güzel yani. Banyo beni benden aldı değiliz. Çok güzel. Evet, gerçekten banyomuz çok geniş. Yani yaklaşık burası bir 10 metrekare var. Hı hı. Bayağı da geniş bir banyo. Güzel. Dolaplarımız renk var, orada da çekmeceğimiz çok tatlı, çok var. Güzel. Evet. Gerçekten şeyleri çok kaliteli. Banyomuzu beğendik mi? Evet, duşakabin. Duşakabin çok duşakabin güzel. Duşakabin ve şeyler çok hoşuma gitti. Fayansın renkleri, evet, uyumlu. Gerçekten güzel. Genişliği zaten. Evet, güzel. Gerçekten geniş, güzel. Evet. Evet, seni de fazla yormadan banyomuzu da beğendiğimize göre, evet, salonumuza doğru geçelim. Fiyatımızı konuşalım. Oradan da karar alanımıza doğru gidelim, olur mu? Gidelim, olur. Çok güzel olur. Siz salona doğru geçerken biz de eve yeniden göz atalım. Evet, evimizi gezdik, gördük. Beğendik mi? Beğendik. Güzel, ben de beğendim. Evet. Değil mi? Bence de. Yani biliyorsunuz bir sabah bir aksilik yaşadık. Evet. İşte benim o satılan evin yerine bulduğum yer burasıydı. Bence ilk de buldum. Bence çok güzel bir yer bulduğumu düşünüyorum. Şöyle çok kısa bir özet geçeyim. Ondan sonra sizden böyle minik minik bir fiyat tahmini alacağım. 2+1, 62 metrekare, yerdeniz satmalı, 7/24 güvenlikli bir evdeyiz. Sizce evimizin kira bedeli nedir? Gizem anneciğim? Şöyle düşünüyorum İrem Hanım, site, lüks bir site hatta. Evet. Yerden ısıtmalı. Evet. Eğer öyleyse bu 17-18 olur bana göre. Olur. Annemin söylediği fiyattan biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani bir 19 falan geçiyor benim aklımdan. Tamam, bu evimizin fiyatı 21.000 TL. Yani evet, bütçeyi bir tık. Şartları biraz zorlayabiliriz belki. Aynen. Çok ya... minik. Yani. Ya zaten biliyorsun anne, Gökçe de çalışıyor, ben, evet, de çalışıyorum. Evet. Yani biz ikimiz de çalışarak, eğer o da severse burayı tabii ki, yani bizim için uygun olabilir. Gökçe ile bir konuşmam lazım benim. Tabii bana, haklısınız. Yok, tabii ki de görüşün nişanlınızla. Ama değer mi? Değer. Değer. Yani biliyorsunuz evimiz yeni, yani bina 2 senelik bina, oturum 1 senedir başlamış. Daha önce burada kimse oturmamış. İlk oturan sizler olacaksınız. Güzel hani çok yüksekli bir katta da değiliz, 6. kattayız.
Yani hani manzaramız güzel, çevresi güzel. Manzarası her şeye değer zaten. Evet, çevresi çok güzel. O yüzden bir görüşün. Hiç moral bozmanın anlamı yok. Bence içimden bir ses de güzel şeyler doğuruyor. Hayırlısı diyorum. İnşallah. Şimdi buradan karar anımıza geçiyoruz. Yiğitimiz bizi bekliyor. Tamam. Onun yanına doğru geçelim. Karar anımıza gidelim. Olur mu? Gidelim tabii O zaman ki. Böyle buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.